Günaydın, iyi sabahlar. Haftanın ikinci günündeyiz. Çok değerli bir konuğum var Sayın Bakan benimle birlikte. Kısa bir piyasa özeti yapayım. Daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Tüfekçi ile gündemi değerlendireceğiz. Küresel borsalarda haftanın ikinci gününde denge bulma arayışı var açıkçası. Wall Street eksi de, Avrupa artı da kapandı. Asya'da Çin yılbaşı tatilinde, Japonya yatay hareket ediyor. Doların kazançlarını koruduğunu görüyoruz. Kritik destekte tutunamayan altınsa düşüyor. Afrin'e Suriye güçlerinin katılacağı haberleriyle dün negatif bir ayrışma vardı piyasalarda. Ancak Ankara'nın kararlı tutumu karşısında bölgede kontrol sağlandı. Borsa İstanbul'un bu sabah tepki alımlarıyla artıda açılması beklentiler dahilinde. Gelişmekte olan ülke para birimleri Türk lirasını destekliyor. Doların bugün 3.79-3.81 gibi bir bant içerisinde hareket edebileceği, altın fiyatlarının ise gevşeyeceği yönünde öngörüler var. Brent petrol 64 dolar düzeyine inmiş durumda. Bugün yatırımcılar Euro bölgesi ve Amerika'da Şubat ayı öncü imalat ve hizmet endekslerini izleyecekler. Akşam saat 22'de açıklanacak Fed'in son toplantı tutanaklarını da yine izliyor olacağız. Evet, piyasalar haftanın 3. işlem gününe işte böyle başlıyor. Bugünkü programda çok değerli bir konuğum var, az önce de ifade ettim. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi ile perakende sektörünün sorunlarını, kripto paraları, gümrük ticaretini, yatırım seferberliğini, turizmde erken rezervasyonları, özetle gündemdeki tüm konuları konuşacağız. Bizden ayrılmayın, ben Elif Saygıdeğer. Ekonomi 7/24 başlıyor. Günaydın, iyi sabahlar. Ben Elif Saygıdeğer. Türk lirası değer kazanıyor. Hemen bir kısaca göz atalım şimdi. Yaşam felsefesi ise verdiğiniz kadar varsınız. Neler yaptığınız bizim için çok önemli. Evet, stüdyo konuğum Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi benimle birlikte bu sabah. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. İyi misiniz Sağ olun, Sayın Bakanım? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. İnanın temponuza yetişmek çok zor. Şöyle bir bakıyoruz, böyle asker ailelerini ziyaret ediyorsunuz. İşte gümrük kapılarını kontrol ediyorsunuz. Afrin'le ilgili açıklamalar yapıyorsunuz. Piyasaları değerlendiriyorsunuz. Allah kolaylık versin. Temponuzu yani, takdir ediyoruz diyerek başlamak istiyorum. Koşturmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biz onun hızına yetişmeye çalışıyoruz. Gerçekten insanlarımızın refah düzeyini artırma noktasında bizim daha fazla koşturmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, kolaylıklar diliyoruz. Şimdi öncelikle gündemdeki konuyla başlayalım. Afrin operasyonu, sınırların güvenliği çok önemli. Şimdi en son Afrin harekatında yaralanan teröristlerin işte araç kasalarında gizli bir şekilde Türkiye'ye sızmaya çalıştıkları yönünde haberler var. Sınırdaki son durum nedir ve güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Evet. Biliyorsunuz biz bu operasyonu da sınır güvenliğimizi sağlamak, sınırımızın hemen yanının başında bir terör koridoru oluşturmam adına yapıyoruz ve defalarca da ifade edildiği gibi biz asla ve asla bir ülkenin toprağını ilhak etme gibi veya gözümüz olduğu için gitmiyoruz. Bu sınır güvenliğimiz bizim ülkemizin geleceği için çok önemli. Hem orada ticaretin hem yatırımın olabilmesi için sınır güvenliğinizi sağlamanız lazım. Ve malumunuz olduğu üzere bu sınırlardan özellikle o terör yuvalarından ülkemize gelerek eylem yapan örgüt mensupları var ve oradaki yapı iç içe geçmiş durumda. Şimdi bu operasyonla beraber özellikle DAEŞ'ın da Suriye'de dağılmaya başladıktan sonra, dağılmaya yüz tuttuktan sonra ülkemize gerek DAEŞ'li teröristlerin gerekse diğer terör örgütlerinden kaçan veya oradan yaralı olan veya bir şekilde ayrılanların sınırda alınan güvenlik tedbirlerindeki sıkılıkla beraber artık şu veya bu şekilde gümrük kapılarından geçme girişimleri de elbette ki oluyor. İşte kimi Irak pasaportuyla girmeye çalışıyor, kimi elde ettiği bir takım göçmen gibi gelmeye çalışıyor, kimi rejime savaşan muhalifler gibi girmeye çalışıyor. Ama kimlikle girmeye çalışırsa çalışsın, biz gümrük kapılarını sıkı bir şekilde özellikle güney sınırlarımızdaki Kamışlı, Cilvegözü, Öncüpınar gümrük kapılarımızda
gerek yüz tanıma sistemleriyle, gerek plaka okumayla, gerek X-ray cihazlarımızla, gerek back scatter'la, gerek dedektör köpeklerimizle hem mühimmat anlamında hem de insan kaçakçılığı noktasında azami tedbirler alıyoruz ve bu almış olduğumuz tedbirler neticesinde de birçok yakalama olaylarına da imza attık. Kimi kamyon kasalarının gizli bölmelerinde, kimisi araçların koltuk altlarında, kimi de farklı pasaport kullanarak Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştıklarında bizim gümrük muhafaza ve polislerimiz yakalıyorlar ve emniyete teslim ediyorlar. Anladığım kadarıyla güvenlik zaten orada en üst noktada. Bu güvenlikte son noktada mıyız orada, yoksa bazı yenilemeler, daha yenilikler de gelecek mi? Biz şu anda mevcut imkanlarımızın azamisini kullanıyoruz ama dünyadaki son teknolojiyi de takip ediyoruz. Bununla ilgili de arkadaşlarımız yeni teknolojilerin o kapılarımızda uygulanması için 2018 hem bütçesine yer verdik hem de alımları yaptıktan sonra oralara kuracaklar. Evet. Bunlar özellikle artık klasik X-ray'lerin dışında iyonlarla çalışan X-ray'ler var. Biz o kapıya da onu kurarak bütün giriş çıkışları %100 kontrol altına alalım. Neyin farkı var Sayın Bakanım onlarla çalışınca? Normal X-ray'lerde ışınlardan dolayı araçları durdurarak insan şoför iniyor. Araçı sadece kontrol ediyorsun. Bu iyonlarla yapmış olduğumuz taramalarda insana zararlı gama ışıkları olmadığı için insan inmeden araç taranarak gidiyor. Siz farkına daha varmadan daha hızlı bir şekilde ve daha güvenli bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla hem bekleme sürelerini azaltmış olacağız hem de daha minimize edilmiş eşyaları da görebileceğiz. Evet. Şimdi yine böyle hani bu konulara tekrar döneceğim. Gündemle ilgili konulara tekrar döneceğim ama önemli bir zirve için İstanbul'dasınız. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Böyle yumuşatalım ortamı, sonra yine böyle gündem üzerinden devam ederiz. Şimdi İstanbul'da Perakende Zirvesi var. Bugün ve yarın siz de bu zirvede yer alacaksınız. Konuşmalarınız olacak ve özellikle aslında sektörün nabzını tutacaksınız birebir hepsi bir aradayken. Şimdi aslında şöyle geçmişe dönük de baktığımızda devletin perakende sektörüne ciddi destekler sağladığı, yani markalaşma anlamında büyük ataklar yapıldığı, bu anlamda her türlü yolun açıldığını gördük. Ama elimize, hani geriye dönüp baktığımızda, o günden bugüne elimizde ne var diye baktığımızda çok da fazla bir şey olmadığını görüyoruz. Şimdi hani bu gerçeklerle yola çıkarsak, bir, sizin saptadığınız sektörün problemleri nelerdir? İki, rekabet anlamında biz niçin bu kadar gerilerde kalıyoruz? Biraz günü kurtarmacı politikalar mı yürütüyor iş adamlarımız? Ve markalaşma noktasında artık belki biraz sizin de hani hesap sorar noktaya gelmeniz mi gerekiyor gibi sorular aklıma geliyor. Ne gibi sorunlarla karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz ve nasıl bir yapılanmaya gideceksiniz? Biliyorsunuz perakende sektörü ticaretin önemli aktörlerinden birisi. Ve gerçekten üretimden tüketimine kadar o zincirin en önemli halkalarından birisi. Niye en önemli halkalarından birisi? Siz bir ürün ürettiniz. Bunun tüketiciye, son nihai kullanıcıya ulaşması lazım. İşte perakende sektörü burada önemli bir yer ediniyor. Dolayısıyla bu zincir içerisinde önemli bir halka. Ama bu halkanın da çok tek bir parça değil, çok geniş bir yelpazesi var. Bakkalından tutun, büfecisinden tutun, zincir mağazalarına, ulusal mağazalara ve uluslararası mağazalara kadar bir yelpazede yer alan bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Yaklaşık Türkiye'de 3,5 milyon insanın bir fiil iştigal ettiği bir sektörden bahsediyoruz. İstihdam olarak. Hem istihdam hem çalıştıran olarak. Ve gerçekten olarak. Önemli bir alan ve bu alanı biz yasal mevzuatını bakanlık olarak çıkartmıştık. İkinci mevzuatları çıkarttık ve şimdi bunun bir analizini yapacağız. Yani eksiklerimiz nedir? Ve bu perakendeye baktığımız zaman bakkal, esnaf yerel marketlerden şikayet ediyor. Yerel marketler ulusal marketlerden şikayet ediyor. Ulusal marketler zincir marketlerden şikayet ediyor. Veya sadece bu perakende sektörünün sadece marketler boyutuyla da değil,
diyelim ki bu sektörde yer alanlar AVM'lerden şikayet ediyor ve bunların tamamının birbirine bir anlamda paydaş, bir anlamda rekabetçi olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bu ortamda özellikle perakende sektöründeki hızlı büyümeyi son baktığımızda 2017'de gerçek anlamda 2016'ya göre bir ivme yakaladığını görüyoruz. İstihdam boyutuyla da bir ivme kazandığını görüyoruz. Ve bu perakende sektörünün en önemli sorunlarından birisi mesela istihdam derken işçilerle çok hızlı girip çıkan bir sektör istihdamda işçilerde yaşadıkları problemlerden tutun da özellikle orada çalışanların motivasyonuna kadar bir ayrı alan. Bu perakende sektörünün özellikle lokasyon sorunları, orada hızlı açılma ve hızlı kapanma noktasındaki sıkıntılar, marka oluşturma noktasında perakendeye ne düşüyor? Siz bir marka oluşturma adına yola çıktınız ama bu markanızın doğru lokasyonda ve doğru tüketiciye, konumlandırdığınız tüketiciye ulaşması noktasında perakendenin sorunları var ve önemli görevleri var. Hı-hı. Yine doğru Ar-Ge yapılmıyor mu acaba orada? İşte burada bir kere lokasyon noktasında sıkıntı. Tabii doğru seçilmiyor veya istediği lokasyonu bulamıyor. Hı-hı. Veya bir bakıyorsunuz ki aynı cadde içerisinde birbirini rakiplerinin yer aldığı veya birbirinin aynısı tıpkısı olan markalar görmeye başlıyoruz. Onun için biz Gümrük Ticaret Bakanlığı olarak Perbis sistemini, yazılımını ortaya koyduk. Artık burada özellikle bir yerde, bir sokakta iş yeri açacaklar. O sokakta hangi, diyelim ki kuaförse, hangi kuaförlerin kaç tane kuaför olduğunu, çerezci ise veya giyim mağazaları ise kaç tane giyim mağazası olduğunu, ve insan sirkülasyonunun ne kadar olduğunu, yaklaşık değerlerini görüp ona göre bir karar vermesini sağlayacak bir sistemi hayata geçiriyoruz. Hı-hı. Yine perakende sektörünün en önemli sorunlarından birisi bürokrasi noktasında sıkıntıları var. Siz bir yerde bir dükkan açacaksanız yapmış olduğumuz araştırmada tam 317 tane belgeyi tamamlamanız lazım. Ve bu çalışmada baktık ki bu 317 belgenin esasında 40 tane yakını da hiçbir mevzuatta yer almamasına rağmen çeşitli kurumlar isteyebiliyor. Onun i̇şte için o bürokratik engel diye devamlı konuştuğumuz ve nokta. Bu bir dükkan açmak için sizin en az 40 gün zaman ayırmanız, harcamanız lazım. Ve yaklaşık minimum, sektöre göre değişiyor, en az 10 bin lira bir para harcaman sadece ruhsatlar için falan şey ayrı bu, bir imza parası mı? Tabii o tür kağıt paraları. Biz bunları ortadan kaldırmak için de bir yerde müracaat etsin ve 6 günde işi bitsin diye bir programı inşallah 2018'in sonunda 2019'un başında hayata geçireceğiz. İhalesini yaptık. Hı hı. Çok büyük bir program. Hı. Dolayısıyla biz perakendeyi işini kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün bu zirvede de özellikle bakanlığımız öncülüğünde Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun desteğiyle bu zirveyi gerçekleştiriyoruz. Amacımız da ülkemizde ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirmek istiyoruz. Merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Ve bu zirvede özellikle perakende sektörünün bütün aktörlerini, tüketicileri, esnaf ve sanatkarları, akademisyenleri ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı gerçekten çok kapsamlı bir zirve yapıyoruz. Bu zirvenin, 2 gün sürecek zirvenin sonuçlarını da biz hem hükümet programı haline getirmek istiyoruz, hem de bakanlığımızın eylem planları içerisinde yer almasını istiyoruz. Hı hı. Ve böylelikle de perakende sektörünün bugün yakalamış olduğu büyüme ivmesini belki daha ileriye taşıyacak, belki ikiye katlayacak bir performansı yakalamak istiyoruz. Peki markalaşma noktasındaki takibiniz nasıl olacak diye sormak istiyorum. Evet. Çünkü sektörü belli ki yani özendiriyorsunuz. Önünüzdeki bakın biz bürokratik engelleri de ortadan kaldırıyoruz
diyorsunuz. Dolayısıyla daha rahat hareket edebilecekler ve ciddi bir database oluşturuyorsunuz onlar için. Evet. Doğru konumlanmaları adına. Büyük bir iş aslında. Peki yani markalaşmaların noktasını nasıl teşvik edeceğiz? Ve hani biliyorsunuz hükümet olarak biz markalaşma yönünde birçok teşviklerimiz var. Esasında baktığımızda şunu görüyoruz. Birçok girişimcimiz veya üreticimiz, sanayicimiz hükümetimizin çıkarttığı bu teşviklerden birçoğundan da haberi yok. Veya bir teşviki takip ederken genelde çok ciddiye almadıkları için ya mali müşavirleri ya da görevlendirdikleri bir arkadaşla yapıyorlar. Onlar da bütün hakim olamadıkları için ancak görebildikleri parçalarla yollarına devam ediyorlar. Ama biz hazır marka satın almak da dahil olmak üzere markalaşma yönünde gerek yurt içi gerek yurt dışı markalaşma noktasında hemen hemen her türlü teşviği veriyoruz. Yani siz markanızın yurt dışında patentini almak dahil, tanıtımını yapmak dahil, logosunu tescil etmek dahil, reklamları dahil olmak üzere yurt dışında tutacağınız dükkanların kiralarının önemli bir kısmı, hatta dekorasyonuna kadar, çalıştıracağınız işçinin de bir kısmına kadar tamamını hükümet olarak neredeyse %100'e yakınını, kimilerinde %75, kimilerinde %100 destek veriyoruz. Ve bu sizin bu markanızın gerek sadece dükkan iş yeri açmakla da sınırlı kalmıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi biliyorsunuz markalaşmada reklam önemli. Reklam noktasında da reklam desteği, ajans desteği de dahil olmak üzere bu desteklerin tamamını biz veriyoruz. Yurt içinde bu anlamıyla istihdam destekleri veriyoruz. İşte lokasyon belirleme noktasında çalışmalarımız son noktaya geliyor. Buradan faydalanabilirler. Artı doğru tüketiciye ulaşma noktasında gerçekten doğru çalışmalar yaparlarsa esasında Türkiye'de markalaşma yönünde bir engel yok. Fakat bizim girişimcilerimizin ben öyle zannediyorum ki biraz daha bu konuya eğilmesi gerekiyor. Biraz daha kafa yorması gerekiyor. Esasında markanın önemini kavraması gerekiyor. Biz markalaşma noktasında şuna inanıyoruz. Yani marka esasında bir kültürdür. Bu kültürün sizin ne kadar ülke çapında markanız varsa dünyaya o kadar kültür ihraç etme durumundasınız demektir. O made in ve, Turkey değil evet, mi? Evet tabii bu bir yaşayış. Büyük bir reklam bu, aslında. Mesela bir kahve kültürünü siz ne kadar Türk kahvesini yaygınlaştırırsanız esasında bir anlamda Türk kültürünü de yaygınlaştırmış oluyorsunuz. Bunun gibi bu noktada esasında mevzuat açısından da destek açısından da Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi bir de bu şeyi de soracağım aslında. Hani e-ticaretin perakende sektör üzerindeki etkilerini, özellikle global firmaların, büyük global firmaların e-ticaret üzerinden Türkiye'ye girmesinin sektör üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileyeceğim aslında. Bunu nasıl görüyorsunuz? Esasında biliyorsunuz ticaret geçmişten günümüze sürekli gelişerek devam ediyor. Hatırlayın 80 yıl önce revaçta olan meslekler ve sanatlar bugün yoktur. Örneğin semercilik. Bugün semercilik bir kültürel obje olarak kaldı. Ama 80 yıl önce çok gözde mesleklerden. Şimdi ama en son devletin biliyorsunuz değil evet, mi bu eski tabii, unutulmaya yüz tutma desteklerimiz var. Çok büyük desteklerimiz evet. var. O ayrı konu ama şunu demek istiyorum. O gün revaçta olan meslekler, ticaret bugün farklı boyutlara dönüyor. O gün semercilik revaçtaydı ama bugün farklı bir şey var. Döşemecilik var. Oto döşemeciliğinden tutun da ev dekorasyonundaki döşemeciliğe kadar farklı bir esasında onunla ilintili sektörler var. Buradan şuraya gelmek istiyorum. E-ticaret de günümüzde önemli trendlerden birisi ve önemli gelişim alanlarından birisi. Dünyaya baktığımızda da e-ticaret hızlı bir şekilde yayılıyor ve Türkiye olarak biz esasında bunun gerisindeyiz. Şu anda Türkiye'de e-ticaretin
Çok sağlıklı istatistikleri yok ama yaptığımız hesaplamalara göre şu anda e-ticaret Türkiye'de %3,5'ları da falan. İşte bu istatistikleri oluşturma adına da biz e-BİS sistemini getirdik. Elektronik ticaret bilgi sistemi. Buradaki amacımız da e-ticaret yapan sitelerin bildirim zorunluluğu getirdik. Yaklaşık 16 bin, şu ana kadar 16.808 tane bildirim yapıldı ve Ocak ayından Aralık'ın son günlerinden itibaren hayata geçti ve hızlı bir şekilde artık istatistiklerini sağlıklı bir şekilde inşallah çıkaracağız. Yine baktığımız zaman %3,5'luk oran esasında Türkiye için az bir oran. Şimdi esas sorunuza gelelim. E-ticaret geleneksel ticareti öldürür mü? Bana göre öldürmez. Birbirleriyle entegre olursa gerçekten daha fazla birbirlerinin büyümesine katkı sağlar. Şimdi siz mağazalarınız var. Mağazalardaki fiziki ortamı sanal aleme taşıyorsunuz. Mağazalarınız için bir tedarik zinciriniz var. E-ticaret için de bir tedarik zincirinizi oluşturmanız lazım. Mağazalarınızda insanlar bizzat kendisi alıyorlar ama şimdi e-ticarette siz hızlı kargolarla, kargo şirketleriyle ve lojistikle iyi entegre olmanız lazım ve buna uygun depolama alanları oluşturmanız lazım. Dolayısıyla insanlar sadece sanal alemde gördüklerini değiller, sadece ona bakmıyorlar, fiziki anlamda gördüklerini ve fiziki anlamda markalaşan ürünlere sanal alemde daha çok rağbet olduğunu da görüyoruz. Onun için birbirleriyle entegre olursa ikisi birlikte kalkınır. Ama birbirlerine rakip olarak görürseler o zaman da bir takım sıkıntılar yaşarlar. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de hala e-ticarette gidilecek çok şey var. Evet. Yol var. Peki. Şimdi en son ticari işletmelerde taşınır rehin kanunu çıktı. Evet. KOBİ ve esnafları ne kadar bu kanun rahatlattı? Böylece de teminat sorunu çözüldü, bitti diyebilir miyiz? Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hususundaki yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda kabul edilerek yasallaştı. Söz konusu kanun ile 6750 sayılı ticari işletmelerdeki taşınır rehni kanununu bir takım bir yıl önce yürürlüğe girmişti. Bir takım eksiklikler ve piyasanın talebi doğrultusunda düzenleme yapıldı. Bununla detaylı tanımlanmayan taşınırlarda da genel anlamıyla teminat sorununu aşmış olduk. Onlar da rehin edilebilecek. Yine KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınırlar teslim edilmeden rehin yapılabilecek. Rehin edilen taşınırla birlikte özellikle onun faizleri sigortalanmışsa sigortasıyla beraber rehin edilmiş sayılacak. Burada en önemli bir değişiklik de şuydu, piyasanın talep ettiği. Siz bir ürünün ham maddesini, diyelim ki sac aldınız, bunu üretip soba yapacaksınız. Sacı rehin olarak verdiniz ama sacı işleyince ortada sac kalmıyor. Soba olarak devam etmesi lazım. Bu rehinin soba olarak devam etmesini sağlamış olduk. Ve baktığımız zaman gerçekten bir senelik performansına esnaftan esnafa, tacirden tacire ve bankaların ticari rehinlerine baktığımızda önemli bir rakamı yakaladığımızı görüyoruz. Yaklaşık 140 milyar TL'lik işlem olmuş ve bu sadece Türk lirası. Yine avro cinsinden ve dolar cinsinden de önemli miktarlarda rehinler verildiğini görüyoruz ve bu bir anlamda finansa erişemeyen küçük işletmeler için, özellikle küçük işletmeler için adamın teminat vereceği gayrimenkulü de yok. Teminat vereceği başka mal varlığı da yok.
işlettiği ürünleri, teminat göstermesi bakımından önemli bir düzenlemeydi ve piyasa bunu memnuniyetle karşıladı. Peki doğrudan sermaye girişini arttırıcı başka önlemler de var mıdır? Tabii. Öne çıkan böyle biraz bahsetseniz yani eğer. Sermaye girişimiyle ilgili özellikle biliyorsunuz Türkiye'de iş yapabilme kolaylığı noktasında Dünya Bankası'nın her yıl yayınladığı raporda Türkiye 60. sırada. Biz istiyoruz ki Türkiye bu sıralamalarda 20'nin altına düşsün. İşte bununla ilgili biraz önce ifade ettiğim ve mecliste yasallaşarak yürürlüğe giren yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasındaki düzenlemelerde özellikle şirketlerin kuruluşlarının Türkiye'de iş yapabilme kolaylığını sağlayabilmek adına şirketlerin kuruluşunu çok kolaylaştırdı. Ve orada özellikle işlem adedini tekleştirerek insanlar notere gidip kuruluş aşamasında tasdiklerini kaldırdık, imza beyannamelerinin tamamını artık ticaret sicillerde yapabilmelerine imkan sağladık. Yine bu noktada maliyetleri ciddi anlamda düşürdük ve yine çok önemli bir düzenleme, bu pek kamuoyunda yer etmedi ama limited şirketlerde kuruluşlarında sermayenin dörtte birini peşin olarak bloke etme zorunluluğu vardı. Hı hı. Şimdi insanların o sermayelerinin bloke etme şartını da kaldırdık. Bunu 24 ay içerisinde sermayelerini ödeyebilme imkanlarını sağladık. Böylelikle siz taahhüt ettiğiniz sermayeyi aynı gün %100 milyonsa 25 milyonunu atıyorum. Hemen yatırma zorunluluğunuz olmadı. Bunu 24 ay içerisinde bütününe yatırma şartını getirdik. Dolayısıyla şirket kurmaları böylelikle çok rahatlattık ve kolaylaştırdık. Hı hı. Tabii bununla beraber özellikle yine gümrüklemede, limanlarda bir takım ekstra maliyetler vardı. Bununla ilgili de bir takım düzenlemeler yaptık. Artık insanlar herkes kafasına göre fiyatlandırma yapmasın. İhracatçımıza ve üreticilerimize ek maliyetler binmesin diye bu tür kolaylaştırıcı düzenlemeleri de hayata geçirdik. Dolayısıyla ben öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki Mart ayından sonra bu raporlar raporlaşmaya başlıyor. Bu düzenlemelerle birlikte Türkiye önemli bir iş yapabilme kolaylığı noktasında önemli bir sıçrama yapacak. Hı hı. Zaten Türkiye'de yabancıların ilgisi vardı. Bu noktada yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi noktasında biraz daha kolaylaştırıcı işlemler yapmış olduk. Hı hı. Bir de çok önemli, çok değerli bir çalışma, Karekod çalışması. Evet. %44 burada karşılıksız çek oranının azaldığını görüyoruz rakamlara baktığımızda. Şimdi bu Karekod uygulaması acaba daha genele yayılabilir mi? Senetlere, bonolara yayılabilir mi? Böyle bir düşünce var mı? Evet, gerçekten 1 Ocak 2017'de yürürlüğe giren Karekodlu çek özellikle piyasalar tarafından da pozitif olarak algılandı ve biz hatırlıyorum 2015 seçimlerinde sürekli gittiğimizde esnaflarımız, ticaret erbabımız çeke bir itibar kazandırın. Hı hı. Çek artık bir anlamı kalmadı ve karşılıksız çek oranları çok yükseldi. Alacaklarımızı alamıyoruz diye önemli serzenişler vardı. Hükümet olarak biz bu noktada bir düzenleme yaptık ve karekodlu çeki getirdik. Sadece karekodlu çeki de getirmekle yetinmedik. Aynı zamanda karşılıksız çeklere hapis cezasının da önünü açtık. Baktığımız zaman da karekodlu çek nedir? Onu öncelikle kısaca bir tanımlayalım. Siz o karekodu okuttuğunuzda çek sahibinin bir anlamda ticari geçmişini görüyorsunuz. Daha önce ödemediği bir çek var mı? Veya bu çek sahte mi, değil mi, iflas etmiş mi, etmemiş mi, ne kadar çek kullanmış, bunları tamamını görüyorsunuz ve ona göre karşınızdaki muhatabın çekini kabul etme imkanınız oluyor. Dolayısıyla bu 2017 yılında önemli bir düşüş sağladı. Karşılıksız çekleri de oranı %2.2'ye düşürdü. Bu önemli bir oran. Hı. Ve esasında bu iki şeyi ifade ediyor. Bir, 2017'de ekonomi demek ki iyi geçti. İki, bu karekodlu çekin önemli bir
işlev oldu. Tabii Karakutlu bu 2.2'nin içerisinde piyasada hala daha önce kesilen ve verilen karakotsuz çekler de var. Şimdi piyasa özellikle ticaret aktörleri bize şunu ifade ediyorlar. Evet, karakotlu çekle çeke bir itibar kazandırdınız ama senetlerde problem hala bonolarda devam ediyor. Bununla ilgili de bir düzenleme, buna benzer bir düzenleme yapabilir misiniz? Buna da bir karakot getirebilir misiniz? Biz bono keşidecisinin de bu anlamıyla en azından minimum düzeyde de olsa, belirli düzeyde de olsa çek edebilir miyiz? Bununla ilgili çok güçlü talepler geliyor. Şimdi arkadaşlarımıza talimat verdik. Bununla ilgili çalışmalara başladılar. İnşallah 2018 yılı içerisinde karakotlu senet ve bonolarda da düzenlememizi bitirip bunu yürürlüğe koyarak özellikle piyasalara biraz daha güven ve senetlere de bir itibar kazandırmak istiyoruz. Evet. Bir de kripto para olayı var biliyorsunuz. Evet. Sanal parayla ilgili olarak çok ciddi o piyasalarda yatırımcı var. Türkiye'den de aynı şekilde. Şimdi bu sanal paralarla ilgili olarak kanuni bir düzenleme yapılacak mı? Yapılırsa bu kanuni düzenleme sanal paraların sisteme dahil olması yönünde mi olacak? Yoksa olmaması yönünde mi olacak? Evet. Çünkü çok iki yönde de farklı kararlar alan ülkeler var. Biz neredeyiz? Ülkemizde de esasında vatandaşlarımız sanal para birimlerine ilgi göstermeye ve yatırım aracı olarak görmeye başladılar. Sanal para işlemleri ya da sanal para borsalarındaki işlemler hakkında ülkemizde esasında baktığımızda bir mevzuat düzenlenmesi bulunmamaktadır. Bu Bitcoin isimli sanal paranın zaman içerisinde aşırı değer kazanması ve vatandaşlarımızın da bunu yatırım aracı görmesiyle birlikte BDDK 2013 yılında bir esasında uyarı mahiyetinde bir basın duyurusu yayınlanmış. Ve burada özellikle sanal parayla ilgili bir takım sıkıntılardan ve vatandaşlarımızın dikkati çekilmeye başlanmış. Tabii burada önemli sorun şu. Dijital para cüzdanına ilişkin güvenlik problemleri hala var. Ve bunları yasa dışı işlemlerde kullanılabilmesi hususu var. Yine geçen sürede sanal paraların değer kazanmaya devam etmesiyle beraber sanal para üzerinde bir takım kurumlar çalışma grubu oluşturmaya başladılar. Mevzuat düzenlenmesi noktasında işte Maliye, BDDK ve diğer kurumlar. Bu mevzuat düzenlenmesinin biz de bir an evvel hayata geçmesini istiyoruz ve takip ediyoruz bakanlık olarak da. Bu itibarla şu andaki durumda vatandaşlarımız işlem yaparken sanal paraların yasal dayanağının bulunmadığını, değerinin çok oynak olduğunu ve manipülasyonlara açık olduğunu bilmeleri gerekir. Bir de işlem yapılan borsaların güvenilirliğini sorgulamaları gerekir ve sanal paraların saklandığı cüzdanlarının güvenliğine ilişkin riskleri bilmeleri gerekir. Bunun da denetiminin olmadığını yine görmeleri gerekir ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılabileceğini de akıllarından çıkarmadan bu konuya yaklaşmaları gerekir. Tabii biz de hükümet olarak bir an evvel bunun mevzuatını, Türkiye'deki mevzuatını düzenlememiz gerekir. Sanal paraya karşı değiliz diyorsunuz ama riskleri vardır. Evet. Görülemeyen riskleri de olabilir. Çünkü çok yeni bir yapılanma, bunları bilerek yapmamız lazım. Ve biz de hükümet olarak sanal parayla ilgili bir mevzuat düzenlenmesini yapmamız lazım artık. Evet, son olarak kış aylarının sonuna geliyoruz. Artık yaz dönemi, tatil rezervasyonları, birçok seyahat acentasının işte paket tur ve reklamların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. İşte erken konaklama için rezervasyonlar var. Bu konuda tüketicilere dair mesajlarınızı rica edeceğim. Nasıl bir yol izlesinler? Bakanlığımızın önemli görevlerinden birisi de tüketicilerimizin haklarını korumak. Ve dolayısıyla biz tüketicilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmamasını istiyoruz. Hele hele böyle güzel bir başlangıcın sonucunun
kabus olarak tüketicilerimize dönmemesi ve bu mutluluğa gölge düşürmemesini için bir takım mevzuat düzenlemelerimizi yapmış idik. Özellikle bu noktada paket tur şeklinde yapılan erken rezervasyonlara ilişkin olarak bir takım sorunlar zaman zaman geliyor ve bununla ilgili bakanlığımız da ciddi anlamda ceza kesiyor. Bence tüketicilerimiz satın almadan öncesinde tercih edilen seyahat acentasının bir kere sorgulaması lazım. Güvenliğini sorgulaması lazım. Turizm belgeli olup olmadığını ve turizm tesislerinin gidecekleri paket tur satılan tesislerin güvenilirliğini ve durumunu sorgulamaları lazım. Bu anlamda güvenilir sorgulama siteleri olarak www.kulturturizm.gov.tr ve yine tursap.gov.tr'den bu noktada güvenilir sorgulamaları yapılabilirler. Ayrıca tüketicilerimiz şunu da bilmeli, özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde seyahat acentasının ve turizm sitelerinin vermiş olduğu paket turlarda 30 gün içerisinde cayma hakları, son 30 güne kadar cayma haklarını olmalarını bilmeleri lazım. Yine bütün bunlara rağmen 30 günü de geçti ama mücbir sebeplerden dolayı hastalık gibi veya ya çok yakınlarının vefatı gibi veya başka nedenlerle, mücbir sebeplerle veya makul sebeplerle 30 gün son 30 günden sonra da bu seyahatleri iptal edebilirler. Ama 30 gün önceden iptal ederlerse haklarını iade alırlar bir takım yasal vergilerin dışında. Ama 30 günden sonra şey yaparlarsa yine iptal edebilirler. Bu sefer paket turdaki sözleşmedeki belli bir cezaları ödemek zorunda kalırlar. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi makul nedenlerle veya mücbir nedenlerle feshettiklerinde, caydıklarında daha doğrusu bu cezaları da ödemezler. Eğer buna bütün bunlara rağmen sıkıntı oluştuğunda da bakanlığımızın tüketici genel müdürlüğüne şikayet ettiklerinde de biz bakanlık olarak gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Buradan sizi Perakende zirvesine uğurlayacağız. Öncesinde bir manşetlerinizi gireceğim Sayın Bakan. Yayın boyunca neler söylediniz ve ardından programı bitiriyoruz. Evet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi'nin manşetlerine gidiyoruz şimdi. Programı sonlandırırken kendisi neler söyledi diyoruz. Evet. Teröristlerin sınır kapılarından gizli kimlikle girmelerini engelliyoruz dedi Sayın Bakan. Alınan önlemler sonuç veriyor. Birçok terörist yakalanıyor. Gümrük kapılarında son teknolojiyi kullanmak için büyük arayış içerisindeyiz. Perakende sektörü ticaretin en önemli aktörlerinden biridir. Perakende hızlı istihdam giriş çıkışı yaşayan bir sektördür dedi. Perakende sektörünün bürokratik sorunlarını ortadan kaldırıyoruz dedi Sayın Tüfekçi. Perakende zirvesinde sektörün tüm aktörlerini dinleyeceğiz. Hükümetin markalaşma yönünde büyük teşvikleri var. Türk girişimcilerinin markalaşmaya daha çok eğilmeleri gerekiyor mesajını verdi. E-ticaret günümüzdeki en önemli trendlerden birisi. E-ticaret yapan web sitelerine bildirim zorunluluğu getirdik. KOBİ'ler taşınabilir olmadan teminat gösterebilecekler bir diğer manşetiydi Sayın Bakan'ın. Şirket kuruluşlarını kolaylaştırdık, maliyetleri aşağı çektik. Kare kodlu çek uygulaması piyasalarda çok pozitif algılandı. Hükümet kare kodlu çekle birlikte karşılıksız çeke hapis cezası getirdi. 2018 yılı içerisinde kare kodlu senet ve bonolara itibar kazandıracağız. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor dediniz Sayın Bakan. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız burada sona eriyor. Yarın 9.15'te karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Yarın sabah görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.